Evet, en sık duyduğumuz vurgu millet ne derse o. Peki millet ne diyor? Haftaya siyasi açıdan nefes nefese başladık. Gözümüzü ekrandan ayırdığımız anda gündem değişti. Gelişmeleri aktarmaya nefes yetmedi. Peki seçimlere sayılı gün kalmışken sokak bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? İşte sokağın nabzı. Ben açık söylemek gerekirse çok da artık altılı masa, beşli masa falan konusundan sıcak bakmıyorum. Kendi içinde anlaşamıyorken halkın güvenini de kaybetmiş oluyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkması lazım. O masa onun üstüne kuruldu zaten. Baştan konuşmaları gereken aday meselesini son bir aya kadar bekletmeleri yani. Bu saatten sonra dönerse kendi prestijini çizdirir. Eğer güçlü bir muhalefet doğacaksa dönmeli. Ben seçmen olsam oy vermem. Kılıçdaroğlu aday gösterilirse siz oy verir misiniz? Kılıçdaroğlu bu altılı masada yapabilecek bir numaralı adam. Ben oy veririm. Peki neden verirsiniz? Dürüstlüğünden bu EYT'yi bile o getirdi. Asgari ücret maaştan yükselmesini o yaptı. Veririm. Niye vermeyelim ki? Biraz da Kılıçdaroğlu deneyelim bakalım nasıl olacak. Adam kaybetmeye doymayan birisi. Hiçbir zaman da kazanamayacak. Bu da aşikar. Kendileri de biliyor. Muharrem İnce'ye veririm. En az 10 tane kaybetti. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Onun yerine başka biri daha gelse daha iyi olmaz mı? Kim gelmeli sizce? Gelsin, Mansur Yavaş gelsin. Halk onu daha istiyor. Kılıçdaroğlu değil, hani altılı masadan hangisi gelirse gelsin zaten kazanamaz. Neden? Altılı masada 6 kişi var. Biri zaten gitti. Zaten anlaşamıyorlar. Meral Akşener'e zaten ben hiç güvenmiyorum. Ben Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yapabileceğine inanmıyorum. O sadece CHP Genel Başkanlığı yapabilir. Kılıçdaroğlu sizce kazanacak bir aday mı? Bence de kazansın. Aday gösterilse Kılıçdaroğlu oy verir misiniz? Veririm. Neden verirsiniz peki? Güveniyorum. Şans verilsin adama değil mi? Seviyorum. Bu kadar. Dürüstlüğüne en azından hiç olmazsa rahat ederiz. Yani gerçekler açık, net, ortada. Çok istiyorum kazanmasını. 200. Kazanır diyorsun. %200 diyorum ben. %500 veririm. Hem komple verirse sülalece. Kazanacak, bence de kazanacak. Deprem, şu enkaz altındakiler varken bir anne olarak nasıl böyle bir tavır alabildi? Aklım hafızam almıyor benim. Yazıklar olsun bu ülkeye ve bu insanlara. Neden? İnsanı nasıl yaşam şekliyle suçlayabilirsiniz ki? Kılıçdaroğlu bence kesinlikle %100 hak ediyor. Çok rica ederim herkes bir silkelensin, kendine gelsin. Eski sistemi beğenmiyorum. Tek lider istemiyorum. Kazanacak aday da şu andakilerde Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu. Belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına olumlu bakıyorum. Yani en azından bir oy kaybı olmaz diye düşünüyorum. Vallahi ben de olmasa daha iyi. Belediye başkanları yerinde kalsın. Halka hizmet etmekte daha iyi istiyorum ben. Yani adaylıklarına karşıyım onlar. Cumhurbaşkanlığı danışman da olabilir. Cumhurbaşkanlığı adayı da olabilir. Siyasi olarak tecrübeye sahipler. Şimdi bu adamları yani kullanmak, harcamak istedi yani. Kılıçdaroğlu taraftarı olduğu için de Mahsur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun yerlerinde kalmasını, Kılıçdaroğlu ile beraber olmasını temenni ediyorum.